Haberaks TV Genel Yayın Yönetmeni Ümit Ceylan moderatörlüğünde Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara ve siyasetçi Mehmet Ali Coşkuner'in yorumlarıyla Haberaks TV'de ekranlara gelen Seçim 2019 programının konuğu olan İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Parti içi takvimimiz aday adaylarının müracaat süresini 1 Aralık 15 Aralık olarak tespit etti genel merkezimiz. Dolayısıyla bu süre içerisinde biz ancak aday adaylıkları müracaatını alabiliyoruz. Tabii iktidar partisinin adayın açıklaması veya aday adaylıkları sürecinin erken başlaması kurumsallıklarının bir sonucu netice itibariyle. CHP, İYİ Parti ittifakına HDP'nin katılmasına dair soruyu da cevaplandıran Başkan Güleroğlu, toplumu algıyla yönlendirmek gibi bir yanlış anlayış var. İYİ Parti ile HDP arasında bir ittifak olması asla ve asla söz konusu olamaz dedi. Maalesef toplumu algıyla yönlendirmek gibi özellikle siyasette son yıllarda bir yanlış anlayış hakim oldu. Sözü medyada geçerli kabul edilen veya çokça medyada yer alan bazı siyasi figürler bunu ısrarla işleyip birilerine tabiri caizse yamayarak olumsuz algı oluşturmaya çalışıyorlar. Herkes bilir ki veya bilmeli ki İYİ Parti ile HDP arasında asla ve asla bir ittifakın söz konusu olması mümkün değildir. Bunu bir daha tekrarlar mıyız Sayın Başkan? Elbette her yerde tekrarlarım. İYİ Parti ile HDP arasında bir ittifak olması asla ve asla söz konusu olamaz. Aynı cümle içerisinde bile kullanılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihi nedir bilmem ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi de HDP ile bir ittifak yapacaksa eminim ki İYİ Parti o ittifak içerisinde de olmaz. Bu hem bizim kanaatimiz ve görüşümüzdür, hem tabanımızın kanaati ve görüşüdür, hem de genel başkanımızın kanaati ve görüşüdür. Çünkü bizi millet yapan ortak değerleri benimsemeyen ve onları tabiri caizse sabote eden bir siyasi anlayışla bizim yan yana gelmemiz her ne adına olursa olsun, yani siyasi menfaat adına dahi olsa aynı cümlede bile anılmak bizleri rahatsız eder. Tabanımızı rahatsız eder. İzah da edemeyiz. Çok açık ve belli ki Milliyetçi Hareket Partisi kaptırmış olduğu, yani bu çok çok bilinmeyen bir bilgi değil. Yani yeni bir şey söylemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi tabanının büyük bir kısmını İYİ Parti'ye kaptırdı. Dolayısıyla bu kaptırmış olduğu tabanı yeniden kendi partisine konsolide etmek adına bu algıyı bilinçli olarak ortaya koymaya çalışıyor. Ve hatta başka isimlerle adlandırarak bu Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakını o olumsuz algı yaratmadaki etkisini artırmak istiyor.